Ve şimdiki durağımız son zamanların en güzel antik kentlerinden bir tanesi olan Dara Antik Kenti arkadaşlar. Burası Mardin merkeze 30 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Burası aslında Doğu Roma İmparatorluğu Anastasius tarafından Sasanilere karşı koruma amaçlı kurulmuş bir garnizon. Etrafında 4 kilometre uzunluğunda surlar da varmış ama sonrasında burada çok trajik olaylar oluyor. Binlerce insan ölüyor tabii istilalar zamanında. Ve burası bir nevi sonrasında bir nekropol alanına dönüyor. Buraya gezerken hem böyle Osmanlı mezarlarını hem Sasani'den işte o dönemde katleden insanların mezarlarını görebiliyorsunuz. İç kısmında şu an depremden dolayı orası kapatılmış. Bir çalışmalar devam ediyor. Bütün askerlerin ve orada yaşayan sivil halkın kemikleri de sergileniyor. Şu anda burası dediğim gibi bizim için özel açtılar. Çalışmalar devam ediyor. Ama gördüğünüz gibi inanılmaz büyüleyici ve farklı bir yer. Müze kartla buraya ücretsiz de girebiliyorsunuz. Onu da belirtmek isterim. Size çok detay verirdim ama bu videoyu çok uzatırım. O yüzden siz buraya gelin ya da benim daha önceki Mardin videomu izleyin. Orada Dara Antik Kenti'ni daha detaylı olarak dinleyebilirsiniz diyorum. Ve buradan manastırlara doğru devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar alt kısma geldik. Burası işte o az önce size bahsettiğim mezarlık, toplu mezarlık. Burada 3000 tane Roma askeri ve ailelerinin mezarları var. Gördüğünüz gibi sert camlarla korumuşlar onları. Tabii üzerine yine biz basmayalım. Sonuçta bunlar bir kemik. Ya da yakında böyle sağda solda görebiliyorsunuz. İnsanoğlunun ne kadar vahşi olabileceğini bu antik kenti de çok iyi görebiliyorsunuz. Şimdi de Nusaybin'e geldik arkadaşlar. Nusaybin, Mardin'de manastırlar açısından en zengin ilçelerinden bir tanesi. Şu anda arkamda gördüğünüz bu kare kilisede Mor Yakup Kilisesi. Kare demeyelim, biraz dikdörtgen vardı çünkü asıl kareyi Anıtlı'da göreceksiniz. Burası Nusaybin şehir merkezinde bulunuyor. Hemen arkası böyle çok güzel minareli bir cami daha var. Milattan sonra 450. öleli yıllarda Mor Yakup yani Aziz Yakup tarafından inşa edilmiş çok önemli bir manastır. Kilise ve bahçesine bakın, yine o dönemden kalan bir antik bir nevi kentin kalıntıları bulunuyor. Yine içeriden çıkarılmış olan birçok parçayı da burada görebiliyorsunuz. Buraya da girişi ücretsiz ama her zaman açık olmuyor. O yüzden gelmeden önce kontrol etmenizde yarar var diyoruz. Şimdi içerideki görüntüleri gördünüz. Bir sonraki muhteşem mekana devam edeceğiz. En çok merak ettiğim ve daha önce hiç görmediğim bir kiliseye geldik arkadaşlar. Şu anda Hah köyündeyiz. Yani diğer adıyla, bilinen adıyla Anıtlı köyü. Burası Midyat merkeze yaklaşık bir yarım saat uzaklıkta bulunuyor. Neden burası çok önemli? Çünkü arkamda gördüğünüz kilise birçok açıdan dünyadaki tek kilise. Önce mimari açıdan söyleyeyim. Bakın kare bir kilise var. Kubbesi kare olan, dünyadaki içi normal kubbe ama dışı tamamen kare olan dünyadaki tek kilise. Hani birçok farklı mekan vardır ama onlar farklı amaçlarla kullanılmıştır ama kilise olarak bu anlamda tek. Daha önemlisi Hz. Meryem adıyla dünyada yine yapılmış ilk kilise. Milattan yaklaşık 2000 yıllık bir kiliseden bahsediyoruz. Zamanında Kudüs'ten gelen 3 kralın buraya gelip Hz. Meryem'in anısına taş koyarak yaptıkları bir kiliseymiş. Ve gerçekten muazzam bir yerdeyiz. İçerisi küçücük, şu anda görüntülerde gördünüz. Bir özellik daha var. İçindeki bazı işlemeler, sütunlar falan da mimari açıdan da yine bu kiliseyi ender kılan yerlerden bir tanesi. Mesela yukarıda gördüğünüz o hacın üzerindeki güvercinde kutsal ruhu temsil ettiği için yine bu alanda hiçbir kilisede görülmeyen özelliklerden bir tanesi. Anıtlı köyüne mutlaka gelmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Uzaktır biraz Mardin merkezi. Midyat'a değil de Mardin'e biraz uzaktır ama şu mimariyi başka hiçbir yerde göremezsiniz. Aynı zamanda burası da UNESCO Dünya Mirası'na geçici listeye dahil olan Turabdin bölgesindeki kiliselerden de bir tanesi. O zaman devam edelim. Sıradaki mekanımız Midyat'taki ve dünyanın dört bir yanındaki en ünlü manastırlardan bir tanesi olan Mor Gabriel Manastır arkadaşlar. Burası Mor Şemun ve Mor Şavun tarafından 397 yılında yapılmış bir manastır. Yani bu bakımdan baktığınız zaman Yunanistan'daki Atos'tandaki herhangi bir manastırdan ya da Sina yarımadasındaki Filistin'deki manastırlardan yaklaşık 1,5-2 asır daha önce yapılmış bir manastırdan bahsediyoruz. Buranın bir diğer özelliği de 3 ayrı çan kulesini üzerinde barındıran ilk manastır olması ve tek manastır olması. Şu anda bulunduğumuz yer bu devasa kompleksteki herhangi bir alan, öyle söyleyeyim. Ama içeride Kırklar Kilisesi var, Şehitler Kilisesi var, Meryem Ana Kilisesi var, Mor Şam'ın yeri şapeli var. Onun dışında Teodora Kubbesi var. Yine onun Kral Teodora'nın iyileştirilmesi anısına yaptırılan bir kubbe var. Din adamlarının kaldığı, yemek yediği, eğitim gördüğü yerler var. Yani göreceğiniz bu devasa alanda yaklaşık böyle birkaç saat geçirmeniz gerekiyor. Şu anda içeri giriş 50 TL 2023 itibariyle. Yani dediğim gibi Mor Gabriel Manastır'ını gerçekten çok severim. Midyat'a yaklaşık 23 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Güneydoğusunda bulunuyor. Zaten Midyat'a geldikten sonra buraya gelebilirsiniz. İşte şimdi görüntüde gördünüz. Manastırları anlatmaya devam edeceğiz. Çünkü benim de ilk defa göreceğim Anıtlı, Savur gibi kiliseleri de zaten bu videoya koyuyorum. Çok acayip bir video oluyor. Çünkü Mardin'in bu kadar manastırlarıyla aslında ünlü bir şehir olduğunu tekrar görmüş olduk. O zaman devam edelim. Şimdiki durağımız Dereiçi, yani Kıllıt köyündeyiz arkadaşlar. Burası yine bir Süryani köyü. Son zamanlarda Müslümanlar daha yoğun yaşıyorlar burada. Şimdi buranın özelliği şu: arkamda gördüğünüz Kıllıt Kilisesi, Mor Şam Kilisesi, Vaftizci Yohan'a adanmış bir kilise. Bunun dışında içeride bir şifa taşı var. Onun dışında bahçesinde bulunan bebek mezarlarında çocuğu olmayan kadınlar gelip buraya adaklar ediyorlar, dualar ediyorlar. Tam 1600 yıllık bir kiliseden bahsediyoruz. Süryani Kilisesi burası tabii ki dediğim gibi. Arkasında da yine Dereiçi köyünün boşaltılmış evleri var. Burası fotoğrafçılar için muazzam bir yer. Gelip bu köyde gezmenizi tavsiye ederim. Şu an Dicle Kalkınma Ajansı burada restorasyon çalışmalarına hız verdi. Yakın zamanda burası acayip bir şekilde turizme kazandırılacak. Burayı da anlattıktan sonra bir sonraki rotamıza devam ediyoruz. Midyat'tan herkese merhaba arkadaşlar. Öğünköy'e geldik. Buraya gelme amacımız çok önemli. Çünkü bugün Yezilerin kutsal günü, bayramı. Sonra çarşamba. Yani kızıl çarşamba, kırmızı çarşamba. Şu anda Öğündük köyündeki biraz dışarıdaki büyükçe bir evde bu bütün Yezidiler buraya gelip bayram kutlamaları yapacaklar. Birçok faaliyet yapılacak. İlerledikçe videonun ilerleyen bölümlerinde size bunları anlatacağım. Yezilerin bayramları ile ilgili neler olduğunu, nasıl kutladıklarını, Yezilerin kim olduklarını hepsini anlatacağım. Şimdi biraz masalarda ne olduğuna bakalım arkadaşlar. Şimdi bakın, masalara geziyoruz. Böyle zaten hurmalar, lokumlar, bisküviler, renkli yumurtalar, baharın renklerini simgelediği için rengarenk boyanır. Yine yumurtalar. Yumurtalarla ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Yezilerde yumurtanın önemli olmasının sebebi dünyayı yumurta şekline benzetmeleridir. O da onu temsil eder ve rengarenk olduğu için de baharı simgeler. Yine işte içecekler, meyveler böyle güzel bir şekilde masalar sıralanmış. Birazdan burada kutlamalar yapılacak. Şimdi biraz size Yezidileri anlatalım arkadaşlar. Yezidiler yine bizim ülkemizde ve komşu ülkelerde yaşayan, dünyada sayıları ortalama 500 bine yakın olduğu düşünülen bir halk. Yani Yezidiler Allah'a inancı olan bir halk tabii ki. Ama bunların tek farkı, Allah'ın yarattığı bütün meleklere inanıyorlar. Yani buna şeytan da dahil. Hani hepsine saygı duydukları için biraz böyle basında ya da insanlar arasında böyle sanki şeytana tapıyorlar gibi bir algı var, ama öyle bir şey yok arkadaşlar. Şeytanın yerine de tavusu, melek tavusu koydukları için, diğer meleklerindeki en üst olarak da melek tavusu koydukları için de tavus kuşu da onlar için oldukça kutsal bir hayvan ve ritüellerinin bir parçası. Ne oluyor bugün mesela? Nasıl ritüeller oluyor? Mumlar yakılıyor. Paskalya gibi de olduğu gibi yumurtalar boyanıyor. Ondan sonra yine yumurtalar tokuşturuluyor. Bayram ziyaretleri yapılıyor. Böyle gelip burada kendilerine ait 10'a yakın ritüel var. Danslar yapacaklar bugün. Yemekler yenecek. Bayram yemeği var böyle tam öğle saatlerinde. Yani rengarenk bir gün bizi bekliyor. Ben de çok heyecanlıyım çünkü ilk defa böyle bir ortam görüyorum. Yezilerin bayramına denk gelmek, aynı zamanda da 2 gün önce de Hristiyanların Paskalya bayramına denk gelmek gerçekten çok güzeldi. Şimdi heyecanla faaliyetleri, etkinlikleri bekleyelim. Şimdi size biraz daha detay vereyim arkadaşlar Yezilerle ilgili. Yezilerin inancına göre, Ortodoks takvimine göre Nisan ayının ilk çarşambası yeni yılın ilk günü olarak kabul edilir. İnançlarına göre Allah Buzul çağının erimesiyle, yani Cuma günü dünyayı yaratmaya başlıyor, evreni yaratmaya başlıyor ve bu çarşamba günü de dünyanın oluşumu tamamlanıyor. O yüzden çarşamba günü kutsal gün kabul ediliyor. Kuzey Irak'ın üstünde bulunan Laleş Tapınağı ise Ezidilerin törenlerine başladıkları ilk yer. Orada Baba Şeyh adı verilen ruhani liderleri ilk ateşi diğer din adamları birlikte yakıyor. Sonrasında 365 tane mum 365 günü simgeleyecek şekilde tekrar yakılarak oraya konuluyor. Bu mumları yakmalarının sebebi de şu: Mumların kutsal tavusun kötü ruhlardan arınmasına sebep olduğuna inanıyorlar ve o yüzden bu mumları yakıyorlar. Sonrasında bayram ziyaretleri başlıyor. Birbirini ziyaret ediyorlar ve bugün gördüğünüz gibi bir gün sonra da çok güzel bir şekilde bunu kutluyorlar. Hep beraber bir araya gelerek, mesela şu anda bulunduğumuz Midyat'taki Güvenköy'ünde şu anda kutlamalar burada yapılıyor. Yurt dışında ciddi bir nüfus var. Ezidilerin en çok yaşadığı yer şu anda Almanya'nın Hannover kenti arkadaşlar. Ondan sonra Suriye geliyor, Kuzey Irak geliyor ve Türkiye'de sayıları az ama yine buraya yurt dışından gelerek toplanıyorlar. Ve her yer kendi getirdikleri çikolataları, lokumları, yemekleri, peynirleri, meyveleri, pilavları dağıtıyorlar. Ve sonrasında çok güzel törenler başlıyor. Renkli yumurtalarla tokuşturuyorlar. Yumurtaları öncesine boyuyorlar. Onu da zaten daha önce de söylemiştim. Baharın renklerini simgelediği için ve yumurtada dünyanın yuvarlaklığını simgelediği için yumurtayı kullanıyorlar. Sonrasında da işte artık oyunlar başlıyor, halaylar başlıyor. Böyle güzel bir seremonileri var. Arkamda gördüğünüz yerde yine Ezidilerin mezarlığı. Oraya birazdan daha detaylı bilgi vereceğim arkadaşlar. Bu çok önemli bir kültür arkadaşlar. Ülkemizdeki farklılıkları görmeniz açısından önümüzdeki sene atıyorum Nisan ayında mutlaka yolunuzu Midyat'a denk getirin. Bu törene katılın. Şu anda birçok tur firması bunu organize ediyorlar. Onu da söyleyeyim. O güne özel Diyarbakır'dan, Şanlıurfa'dan ya da benzer illerden buraya günübirlik turlar yapıyorlar diyorum. Ve artık eğlenceye devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar arka tarafında mezarlık var. Ezidilerin mezarlığı burası. Görüp göreceğiniz en ilginç mezarlardan bahsediyorum. Yani yurt dışında bu tarz benzer şeyler görüyorduk ama Türkiye'de bunları görmek gerçekten iyi oldu. Şimdi bakın burada hem ölenlerin fotoğrafları da aynı şekilde mermerlere işleniyor. Onun dışında işte Ezidilere ait önemli çiçek figürler. Yine burada mesela Kürtçe olarak biraz daha farklı bir aksanı varmış. Arkadaşlar çevirirken biraz zorlandılar. Burada mesela annesine adamış burada. Annesini ne kadar sevdiğini, artık sütünü bize helal et falan diyor en sonunda. Ufak tefek kelimeler olsa ben de biraz anlayabiliyorum. Onun dışında bakın yine böyle bazı melek figürleri, kalpler, çiçekler, her şey var. Gerçekten çok ilginç. İlk defa bu şekilde bir mezarlık gördüm ve güneş tabii. Onlar için güneş de kutsal olduğu için güneşin de yine sembolü var. Kimisi mermer yapmış, kimisi beyaz, kimisi taş işçiliği. Eskiler biraz daha eskiler ya da biraz daha maddi durumu iyi olanlar böyle güzel taşlarda da işlemişler. Allah mekanlarını artık inandıkları her neyse ona eylesin, hayırlı etsin diyoruz ve şimdi de törenimize geri dönüyoruz. Şimdiki durağımızda Mağara Köyü arkadaşlar. Yaklaşık bir 30 kilometre uzağa geldik. Böyle dağların arasında zaten sizi muhteşem bir köy karşılıyor. Boşaltılmış bir köyden bahsediyoruz. Burası da Ezidi Köyü. Şimdi Ezidi Köyü'ne önce şuradan başlayacağım. İlk defa böyle bir mezarlık görüyorum. Ezidi mezarlığı görüyorum. Arkamda gördüğünüz bu kısım ve şu kısım bu 7 tane meleğin simgeleyen aslında bir nevi türbesi. Peygamber Şehadi, onların kutsal peygamberle Şehadi'nin makamı gibi. Yani bir nevi onun, az önce size söylemiştim, onun mezarı Kuzey Irak'ta ama burası onun bir nevi türbesi. Buraya gelip insanlar dualanıyorlar, dileklerini diliyorlar. Hatta görüntülerde gördüğünüz yine türbenin içerisinde de yine bu asılmış şallar da var. Onun dışında bakın çeşme de var ama asıl mezarlıkta diğer köyde de gösterdiğim gibi bu şekilde. Bizimkileri biraz daha beğendim zaten. Bu kısım sizi köyün girişine karşılıyor. Sonrasında zaten tepede bütün o boşaltılmış evleri görebiliyorsunuz. Burada çalışmalar devam ediyor. Muhtemelen birkaç yıla kadar burası çok iyi bir şekilde turizme kazandırılacak diyoruz. Ve köy içine doğru devam ediyoruz. Ve Mağara Köyü'nün iç kısımlarına doğru geldik arkadaşlar. Burasına ben artık yalnızlığına terk edilmiş köy diyorum. Çünkü bakın gördüğünüz gibi kimsecikler yok. Buranın geçmişini biraz anlatacak olursak 1940'lara kadar Kirvah olarak anılıyor burası. 90 yılında Şırnağa, İdil ilçesine bağlanıyor. 93 yılından sonra da burası terör nedeniyle boşaltılan köylerden bir tanesi. Zaten buradaki köylerin birçoğunun kaderi terörden dolayı boşaltılıyor. Sonrasında dönüşler başlıyor. 2000 yılında yine bir ayrılıklar oluyor. Sonrasında şu anda bir 60-70 kişi bu köylerde yaşıyorlar ama mesela şunun gibi yeni evlerde yaşıyorlar. Bunlar turizme kazandırılacağı için şu anda hepsi boş durumda. Belki de ileriki dönemlerde turizmden sonra artık köy sahipleri buraya dönmeye başlar. Yaklaşık İdil'den 40 kilometre, Şırnak'tan 100 küsür kilometre uzaklıkta. Midyat'tan da yine bir 40 kilometre, 50 kilometre uzaklıkta ama yol güzel. Sadece köyün girişinde şu an yapılıyor yol. Onun dışında buraya gelip muazzam fotoğraflar çekebilirsiniz. Özellikle gece gelip burada yıldız fotoğraflayabilirsiniz. Tavsiye ederim. Ezidiler için çok önemli bir köy burası. Yine dediğim gibi Ezidi Köyü burası. Buradan da artık son köyümüze doğru yola devam ediyoruz. ve küçük Mardin Midyat'a geldik arkadaşlar. Yani daha doğrusu eski bölgesindeyiz şu anda. Midyat benim için daha güzel bir yer. Mardin'in o kalabalığından uzak, daha düz, daha böyle kendi halinde bir yer olduğu için çok daha fazla seviyorum. Zaten Mardin'de bulabileceğiniz birçok şeyi burada da bulabiliyorsunuz. Yine kiliseleri görebiliyorsunuz. Ve burada civardaki köylerden dolayı da bence Midyat daha güzel bir yer. Burada çok güzel şarap evleri var. Yine Telkari burada daha meşhur olduğu için Telkari atölyeleri var. Gelip burada güzel bir deneyim yaşayabilirsiniz ve aynı zamanda bu hediyelik eşya olarak da alabilirsiniz. Şalcılar var, sabuncular var. Yani Midyat ve Mardin'e dair her şeyi Midyat'ta bulabiliyorsunuz. Şimdi burada konuk evine gideceğiz. Birkaç tane de kilise var. Midyat merkezde bir yaklaşık bir yarım turda çok rahat bir şekilde bitirebilirsiniz. Değil mi Ganicim? Evet. Reşat ne diyorsa birebir doğrudur. Kesin. Yani fazlası vardır, eksiği yoktur. Evet. Onayımızı da aldık. O zaman şimdi devlet konuk evinde görüşmek üzere. Midyat'taki en önemli tarihi mekan arkadaşlar devlet konuk evi, diğer adıyla Sina konağı. Artık buraya aşikarsınızdır. Buraya şu anda 15 TL'lik bir ücretle giriş yapıp en üst kata terasa kadar çıkıp Midyat'a panoramik bir görüntüye sahip olabilirsiniz, öyle söyleyeyim. İçeride çok fazla bir şey yok. Diziler için oldukça çok kullanılan bir mekan olduğu için orada dizi eşyaları falan var. Ama o kadar, daha çok gözlem için ve isterseniz çay kahve tarzı böyle içebileceğiniz mekanlar da mevcut. Şaba Kültür ve Sanat Sokağı'na geldik. Burası Devlet Konuk Evi'nin yan tarafında akan sokak. Burası rengarenk. Zaten akşam saatlerinde görmeniz lazım. Şu ışıklardan muazzam bir görüntü elde edebilirsiniz. Çiçeklerle döşenmiş. Ve buradaki en önemli şeylerden bir tanesi de burada telkari atölyeleri de var. Hemen sol tarafında, sağ tarafında hem alabilirsiniz hem de yapılışlarını izleyebilirsiniz. Buradan da yine diğer Midyat'ın diğer o güzel sokaklarında yolunuza devam edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hediyelik eşyacılar da dört bir tarafta sizi bekliyor. Ben dediğim gibi en sevdiğim sokaklardan birisi de burası. Hatta bakın halen 5 TL'ye magnet bulmak da mümkün.